Sözlerime başlamadan önce ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyorum. 12 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, dün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak terörü, PKK terör örgütünü ve benzerlerini lanetleyen bir bildiri yayınladık. Evet içimiz içimiz acıyor. Üzgünüz. Endişeliyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu, AKP grubu ortak bir bildiri yayınlamak istedi. Şunu söylemek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi grubu tekil olarak 85 milyonun acısını, endişesini dile getirecek bir bildiriyi üç grup başkan vekili ve genel başkanımız imzasıyla kamuoyuyla paylaştı. Şunu ülkemin bilmesini istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkede AKP iktidar olduğunda bir bölücü terör örgütünün başındaki o yaratık cezaevindeydi. 99 2000 2001 2002 toplam 20 şehit vermişiz. Bugün 21 yılda binlerce evladımız şehit olmuş. Ülkeyi bu noktaya getiren, ülkeyi terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle Artık mecliste ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz. İdlib, değerli arkadaşlar, 36 evladımız şehit oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP ortak bir bildiri yayınladık. Meclis olarak üzüntümüzü dile getirdik. Ve üzülerek söylüyorum ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı terörle mücadele konusunda bu olayın failleri konusunda her yetkiyi almasına rağmen, desteği almasına rağmen soluğu Putin'in kapısında aldı ve bekletilerek bu ülkeyi yurttaşları büyük bir üzüntüye boğdu. Aynı şeyler, bakın, gara operasyonu, Nasıl bir duruş sergiledi? Biz her seçim yaklaşırken aynı olayları, aynı hikayeleri AKP grubundan duymaktan bıktık ve sıkıldık. Terörü lanetliyoruz. Mehmetçiğin tırnağını bile dünyalara değişmeyiz. Ama 21 yılda ülkeyi bu hale getirenler, Askerimiz şey edilirken Rusya'nın kapısında, faillerinin kapısında bekleyenler artık ortak imza konusunda bizden hiçbir şey beklemesin. Üzüntü duyuyoruz değerli arkadaşlar. Ülke nereden, nereye geldi? Çok fazla bir şey istemedik. Bir, neden milli yas ilan edilmiyor dedik. Çünkü Aynı saatlerde TRT'de müzik programı vardı. Suudi kralı öldüğü zaman milli yas ilan edenler 12 evladımız şehit olmuş. Niye bu iradeyi ortaya koyamıyor? İki, milli savunma bakanı gelip bir zahmet meclise bilgi versin. Endişeliyiz. Daha fazla kaybımız var mı? Nasıl bu insanlar bu üste işte sızabiliyor bu teröristler? İnsan demiyorum bu yaratıklar. Nasıl 12 tane askerimizi öldürebiliyor? Bunu şey edebiliyor. Bunu duymak istiyoruz. Bunu açıklamasını istiyoruz. Ve bugün sabah 11.05 meclis açıldı. Bir talepte bulundum. İş tüzük madde 59 gündem dışı konuşma. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz isterlerse başkan bu isteğimi yerine getirir. Milli Savunma Bakanı gelebilirdi, dün gece gelebilirdi, gelmedi. Peki meclis başkanı Bekir Bozdağ ne yaptı? Şu anda mecliste olan Bakan Mehmet Şimşek'e döndü. Bir sözünüz var mı dedi. Yok dedi. Bugün nöbetçi olarak bu mecliste olan bakan baş sağlığı dileyemedi. 1105 sonak ve kayıtlarda var arkadaşlar bakabilirsiniz. Kendisi bilgi alıp bakandan bilgi verebilirdi. 10 dakika konuşabilirdi. Biz sorular sorabilirdik. Ama maalesef ki meclis bu tür iletişimlere kapalı. Takdir ederseniz biz sizinle dün kamuoyuna üzüntülerimizi, endişelerimizi açıklayan bildirimimizi yayınladık. Dört partinin imzasından fazlası var. Artık algılarla bu olayın üzerine gidemeyiz. Şehitlerimiz ve terör seçim malzemesi olmayacak kadar önemli ve mühim bir konudur. Hiç kimse bu ülkedeki şehitleri terör meselesini seçimler yaklaşırken bir algı operasyonu haline getirmesin. İşte 14 Mayıs'ta gördük. Bizim paramızla, İletişim başkanlığının parasıyla kara yılan denen alçağın görüntüleriyle sahte videolar yapıldı. Biz bunu istemiyoruz. Biz meselenin özünü ve gerçeğini parlamentoda konuşmak ve çözüm bulmak istiyoruz. Her seçim yaklaşırken aynı hikayeleri bu ülkede görmek istemiyoruz. Şehitlerimiz 85 milyon ve bizim için kıymetlidir. Bakın utanma sıkılma olur. Enes Budak, Manisa'nın şehidi. Genel başkanımızın yakını ve resimlerini paylaşıyorum. Bakın Neyi konuşuyorsunuz siz? Mersin'de ben canımı şehit olarak vermişim. Gelmişsiniz burada kimi suçluyorsunuz siz? Bir bakandan bilgi almak istemek çok mu bu mecliste? Kapalı oturum yapalım dedik. Bütçenin maddelerini görüşüyoruz arkadaşlar. 12 şehit vermişiz. Bunun üzerinden Cumhurma mı yaptınız bunun ama hayır Cumhuriyet Halk Partisi bireysel olarak tekil açıklamasını yapmıştır. Tepkisini ve önerilerini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi ne dem ne AKP ne de bir başka parti. Bu konuda hassas konuda iradesini ortaklaştırmak zorunda değil. Hiç kimse AKP'nin kirli siyasetine, yanlışlarına, 21 yıldır ülkeyi getirdiği noktaya ortak imza atmak zorunda değil. Bu vatan, bu bayrak, bu şehitler hepimizin. O yüzden ülkeme, yurttaşlarıma sesleniyoruz. Üzüntülüyüz, acılıyız, sinirliyiz, endişeliyiz. Ve buranın çözüm yeri, bu sorunun çözüm noktası da meclistir. Bakan da gelip burada bilgi vermelidir. Kapalı oturumda da konuşmalıyız. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa yanıtlayacağım. Bakın efendim. Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha söyleyeyim. Belki de tarihimizdeki en alçak saldırılardan biri olan 36 askerimiz şehit olduktan sonra de bu iradeyi ortaya koydu. Niye koydu? Gidip Putin'e hesap sorması için koydu. Kapısında 10 dakika, 20 dakika beklemesi için değil. Eğer açıklamamızda bir yanlışlık görüyorsanız, eksiklik görüyorsanız ki fazlası var, fazlası var, fazlası var. Evet. Benim dün teklifim her parti çıksın basına açıklamasını, endişelerini 85 milyona baş açıklasın dedi. Hiçbir partiyle de bu konuda ortaklaşmadık. O sebeple alınan karar doğrudur bundan sonra bu iktidara kerpiç evlerden, sıvasız evlerden, damsız evlerden giden şeritliğin tabii ki hesabını soracağız. Tabii ki o çocukların soracağız. Bak o evi yaptıracaklarmış. Ne güzel. Şimdi mi aklınıza geldi? Mersin'de verdiğimiz şehitlerin, evlatlarımızın ki benim ailemde de şu anda Güneydoğu'da görev yapan iki askerimiz var. Bakın evlerini. Maalesef ki üzülerek söylüyorum Türkiye'nin hiçbir yerinden şehit cenazesi gelmesin. Ama hep neden? Bağımsız, sıvasız, kerpiç evlerden geliyor. Ve birileri bunun üzerinden siyaset yapıyor. Birileri onun katillerinin videosunu paylaşacak kadar seçimlerde alçaklaşıyor. Tüm bildirilere biz bugüne kadar destek olduk. Ne oldu bunun karşılığında? Bir seçim kazanmak adına bu ülkenin vergisiyle parasıyla Karayalan'ın sahte videolarını paylaştı bu ülkenin Cumhurbaşkanı. İşte benim için tam budur. Benim şehitlerim bir şehit için bırakın makamı, bırakın o Cumhurbaşkanlığı koltuğunu, dünyayı yıkarız. Olaya bu açıdan bakın efendim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak artık bireysel açıklamamızı yapacağız ve AKP grubuyla asla ortak bir imza atmayacağız. Asla efendim. Asla. Ne olabilir? Bizim bildirimizle onların bildirisi arasında bir fark görüyor musunuz? Bazı arkadaşlar diyor ki niye hain PKK terör örgütünün bir kez daha söylüyorum PKK terör örgütü haindir. Yaptıkları alçaklıktır. Ama gerek Milli Savunma Bakanlığımız, gerek İçişleri Bakanlığımız bu illetin adını resmi açıklamalarında yazmıyor. Biz de yazmıyoruz. Ama her yerde de söylüyoruz, söyleriz. Çünkü bizim üçüncü genel başkanımız bu terör örgütünün başındaki adamı bu ülkeye getirmiştir, cezamla atmıştır. Onunla görüşmek, iş çevirmekle Recep Tayyip Erdoğan'a düşmüştür İmralı'da. Fark bu işte, bu yüzden imza atmıyoruz. Artık yeter. Bir kez daha söylüyorum. Artık yeter. Her seçime giderken aynı hikayeyi duymaktan bıktık. Bırakın bunu. Şehit meselesi, terör meselesi ortak sorunumuz diyorsanız seçim malzemesi yapmayacaksınız. Geleceksiniz hep beraber bu sorunu burada çözeceğiz. Bakan nerede? Dün buradaydı bakan, bugün sınırda. Dün gelemez miydi arkadaşlar? Bugün Mehmet Şimşek dönüyor meclis başkanı söyleyeceğim var mı diye baş sağlığı bile dilemiyor. Benim bildirim eleştiriyorlar. Bakın lütfen bakın meclis sonaklarına. Akif Hamza Çebi de bu açıdan bakarsa 21 yıllık emeğine uygun davranmış olur.